Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncülük üçüncü grup finalist olan iki takımın teknik direktörü bizlerle beraber. Bir tarafta Kepez Belediyespor teknik direktörü Şakir Filiz, bir diğer tarafta Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü teknik direktörü Galip Gündoğdu ile beraberiz. Hocam hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet hocam, öncelikle iki tarafı da tebrik ederek başlamak istiyorum. İki tarafta final biletini farklı yollardan dahi olsa almasını bildiler. Ama ben önce sözü direkt ilk finale çıkan Pardon. Kepez Belediyespor Teknik Direktörü Şakir Filiz'e vermek istiyorum. Şakir hocam, geçtiğimiz sezon Bal Ligi'nden şampiyon olarak çıktınız. Kepez Belediyespor'la kimine göre kolay, kimine göre zorlu bir grupta. Bütçelere baktığımız zaman da çok başarılı iş çıkardınız. Belki de en zayıf halka olarak gözüken bir Kepez Belediyespor varken bugün şampiyonluğu son haftada kaybeden bir Kepez Belediyespor var. Neler söylersiniz hocam? Tabii ki biz Bal Ligi'ne başladığımızda da küme düşmeyelim diye lige başladık. Oradan şampiyon olarak çıktık. Bu sezonda ligi tanıyalım, alt sıraların biraz üstünde olalım diye hedefe başlamıştık. Şunu söyleyeyim. Biz her zaman için bir hedef aldığımız zaman Kepez Belediyespor Kulübü'nde o hedefi en üstte tutmak isteriz. Sezon başında şartlarımız da kötüydü. Yani sahamız bakımda tesisin içerisindeki çocukların konaklama yerleri tadilat içerisindeydi. Tam bir takım kurulmamıştı. 5-6 oyuncu altyapıdan oyuncularla burada Antalya'nın %90 neminde antrenmanlara başlamıştı. Kamp ortamımız yoktu. Ama yine söylüyorum, bize bir hedef verildiği zaman biz o hedefi en üste götüreceğimizi ve çocuklarla birlikte de playoff hedefi kendimize koymuştuk. Maç maç devam edelim diye. Bu da bize nasip oldu. Bu ligin içerisinde mücadelemizi en iyi şekilde en üst seviyede tutup hep üst sıralarda olduk. Şampiyonluk şansı da elimize geldi ama nasip değilmiş. Şimdi finaldeyiz. Beyoğlu Yeni Çarşı'yla Galip Hocam'la bir final maçı oynayacağız. Kime nasipse o final maçının sonunda bir takım bir üst lige çıkacak. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Peki hocam, Galip Hoca'ya sözü vereceğim hemen. Hocam siz kurmadığınız bir takıma geldiniz. Sezon ortasında geldiniz sonuçta. Benim kişisel fikrime göre de dörtlü playoff takımındaki en zayıf halka Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü'ydü. Ama hatta sadece bana göre değil, birçok insana göre. Ama herkesi ters köşe yaptınız ve takımı finale taşıdınız. Otobüsü Eskişehir'e çektiniz. Neler söylersiniz hocam? Bize bu teklif geldiği zaman takım playoff'un içerisindeydi. Aslında zayıf halka gibi görülen bir takım hüviyetindeydi ama son 3 maçını kaybetmişti. Fakat playoff'un içerisindeydi. 6. sıradaydı. Bizim işin kolaylığı orada tutunmak ve üst sıraları zorlamak vardı. Takım içerisinde oyuncularımızla tanıştıktan sonra onlara o 3 maçın mağlubiyetini unutturmak, zihinsel ve fiziksel olarak hazırlamak istedik. Aynı dili konuşarak bu başarıyı oyuncularımız 12 hafta boyunca gösterdiler ve playoff'ta da sıralamamızı belirlediler. Dördüncü olarak da bitirdik. Bu arada tabii Şakir hocamı da tebrik ediyorum. Çok büyük iş yaptı. Son maça kadar şampiyonluğu kovaladı ama bana göre Hopa maçında kaybetti diye düşünüyorum. Nasip böyleymiş. Nasip birlikte karşılıklı final maçı oynayıp hak edenin ikinci bir üst lige çıkmasını diliyorum. Hocam, Teşekkür ederim. şimdi şöyle, çok da sempatik bir insansınız. Final için ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir final bekliyorsunuz? Yani çetin bir final geçecek. İki takım da genç ve dinamik bir takım. İki takım da buraları hak etti. Şakir Hocam, demin söylediğim gibi Şakir Hocam ligi sonuna kadar kovaladı. Biz de ligi playoff'a girebilmek için sonuna kadar biz de mücadele ettik. Biz tabii maç oynayarak geldik. Çok daha 3 tane maç oynadık. Bu maçlar çok etkiliydi. Onun için her iki takım da iyi mücadele edecek, iyi oyun sergileyip bir üst lige çıkmaya çalışacağız inşallah. Hocam, bu sizin için bir avantaj mı? Yani mesela Kepez Belediyespor 20-25 güne yakın süredir bekliyor. Ama siz bu sürede yani maç oynadınız. Hani sonuçta hazırlık maçı değildi bu. Direkt resmi müsabakaydı. Fiziksel mücadelenin de yüksek olduğu maçlardı. Bu sizin için bir avantaj mı? Yoksa Şakir Hoca'nın, işte takımının, Kepez'in dinlenmesi onlar için bir avantaj mı? Sizin görüşünüz ne hocam?
Ya şimdi iki açıdan da bakabiliriz. Maç oynayarak gelmek her zaman avantaj gibi gözükebilir. Ama burada hem zihinsel hem fiziksel yorgunluk da olabilir. Yani baskı unsuru oluşturuyor çünkü. Oynadığımız her maç final havasında hataya yer yok. Bu açıdan şey gözükebilir, eksi yönde gözükebilir ama maç oynayarak gelerek dolu dolu gelmek daha iyi diye düşünüyorum. Şakir Hocam da takımı dinlendi. Takımını özel maçlarla büyük ihtimalle hazırladı. Antrenmanlarla hazırladı. Lig maçıyla özel maç arasında çok büyük fark var. Bir takım dinlenerek geldi. Bir takım da mücadeleyle geldi. Herhalde çarşamba günü fiziksel ve zihinsel yorgunluk olmazsa Şakir Hocam da dinlenik olarak gelip karşılıklı bir mücadele edecek. O mücadelenin içerisinde o günkü şartlarda biraz da şansın da ben final maçlarını biraz yazı sıra gibi görüyorum. O günkü ortamda kim daha istiyorsa, kim daha iyi mücadele, kim daha iyi oyun sergiliyorsa, yakaladığı pozisyonlara kim daha iyi değerlendiriyorsa, her topun değerini bilen takım maçı kazanıyor ve finale alıyor diye düşünüyorum. Yani deminki sorduğunuz soruya iki açıdan da bakabiliriz. Onun için bu şekilde anlattım. Peki hocam, tabii ki bizde çata çat pata pat denilen o artık kan göz gövde artık bütün her şeyin konuşacağı bir final bekliyoruz. Şakir hocam, şöyle Pendikspor bekledi. Pendikspor şampiyon oldu. İşte Buca ile Urfa bekledi diğerlerini. İkisi de hemen hemen önde götürüyorlar. Muhtemelen bugün oynanacak karşılaşmanın sonucunda da iki takım çıkacak gibi duruyor. O final ritmi kapacak gibi duruyor. Yani aslında baktığımız zaman yorgun olan takımları biraz zorlu gördük. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi öncelikle Galip Hocam'ın güzel dilekleri için kendisine teşekkür ederim. Gayet samimi ve güzel bir şekilde ifade etti. Ben şöyle söyleyeyim. Bu playoff finalinin içerisinden çıkabilecek en zorlu takım geldi. Bana göre. Şimdi Hopa çok yıprandı. 3-4 oyuncusunu kaybederek playoff'a geldi. Çankaya sezon içerisinde çalkalanarak gelen bir takım. İstikrarı olmayan bir takımdı. Çok kaliteli bir ekip ama ne yapacağı belli olmayan ve bu çalkantıların içerisinde bir maçı bir maçına tutmayan bir ekipti. Efeler takımı çok motive olmuş. Bütün her şeyinde kulüp olarak motive olmuşlar. Bir taraftan da oyuncu kaybederek sürekli finale yaklaştılar. Efeler Hopa maçında iyi bir İshak oyuncusunu kaybetti. Tabii daha sonra Süleyman Çelik'i kaybetti. Daha sonra hocamın maçında orta sahadan bir oyuncu kaybetti. Sürekli oyuncu kaybederek finale geliyordu. Bana göre finale gelen en zorlu takım, genç bir takım, sürekli yükseliş içerisinde gelen bir takım. Ben diğer takımları da daha çok tercih ederim. Çünkü onlar irtifa kaybederek geliyordu takip ettiğime göre. Hocamın takımı da genç ve disiplinli oynayan bir takım. Turnuva finali oynar gibi oynuyor. Bir taraftan oynayıp gelen, bir taraftan da dinlenip gelen takımı düşünürsek, geçen seneki finallere baktığımız zaman 3 günde bir maç oynanıyordu. Ama bu sene hafta hafta lig oynanır gibi bir hafta oynayıp bir hafta sonra dinlenen, bir hafta oynayıp bir hafta sonra dinlenen bir serüvenden gelindiği için bu seneki playoff'un içerisinde oynayan takımlar çok dezavantajlı değiller. Biz evet 25 gün dinlenmek, 25 gün beklemek, fazla dinlenmek de iyi değil. Ama şöyle söyleyeyim, biz mantel olarak da hazırız. Takımımızı sezon başından bu yana final takımı olarak, final maç oynayacak takım olarak hazırladık. Bizim o final anlayışımızı da sahaya yansıtmak istiyoruz. Ne kadar dinlensek de hazırlığımızı yaptık ama maç oynamak da her zaman için avantajlı. Çünkü hafta hafta oynandığı için bu bir taraftan avantaj. Bu artık final maçında bu dezavantaj mı avantaj mı bunu göreceğiz. Biz hazırız. Görüyorum ki Beyoğlu Yeni Çarşı'da hazır. İnşallah iyi bir maç olacak orada. Herkes kazanmak isteyecek. Finale gelen takım artık eşittir. %50. Buradan da şanslı olan, ne bileyim hak eden diyelim o gün gününde olan futbol şanslı kim değilse o finalde ikinciliği görecek. Biz de şampiyon olmak istiyoruz. Güzel bir maç olsun. Üçüncü gruba yakışan bir müsabaka olsun. Bir şeyi daha Abdullah'cığım söylemek istiyorum. Üçüncü grubu o kadar küçülttüler ki. Ya üçüncü grup o kadar küçültülecek bir grup değil. Birçok takım sonuna kadar kovaladı. İyi mücadelelere, denk mücadeleler oldu. Belki öbür gruplarda
Kopan 2-3 takım vardı ama burada çok herkes birbirine denkti. Sürekli playoff'u zorlayan, finali zorlayan takımlar vardı. Bence kolay bir grup değildi. Hocam ben de sizinle aynı fikirdeyim. Sonuçta mesela bir takım şampiyonluktan koptu ya da küme düşme hattından ya da playoff'tan koptu. Bu takımın ne yapacağını bilmiyoruz. Hangi oyuncu kadrosuyla çıkacağını bilmiyorsunuz. Ne Evet. yapacağını bilmiyoruz. Ve şöyle bir durum var. Rakibiniz de oynuyorsa da rakibinize artı 3 puan yazabilirsiniz. Siz ne yapacaksınız? Aslında çok matematik hesaplarının yapıldığı bir lig oldu 3. grup. Ha, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. İnşallah hani depremden ya da herhangi bir şeyden etkilenip de ligimizde takımlarımız çekilmez ve net bir şekilde gider ama şöyle 3. grupta konuşmak mesela bizi çok yoruyordu. Ne konuşacağımızı bilemiyorduk. Çünkü takımların ne Evet. yapacağını bilemiyorduk. Biz her hafta konuştuğumuz için ne yapacağını bilemiyorduk. Diğer grupları yorumlamak biraz daha kolaydı. Ama bu grubu yorumlamak gerçekten zordu. Hocam bir tarafta Bilal, diğer tarafta Kaan. Bir de sizde Abdurrahman Üresim var, 19 yaşında genç bir kardeşimiz. Genç oyunculara ağırlık veren iki takımın mücadelesi. Genç oyuncularla yine devam edecek misiniz yani? Bu çok önemli bir soru bence. Şakir hocam. Abdullah'cığım, şöyle söyleyeyim. Genç oyuncularla devam etmeyi hepimiz istiyoruz. Abdurrahman Üres'in 3 sezon önce Bal Ligi'nde sağ bekimiz yoktu. Abdurrahman Üres'in bizim altyapımızdan gelen bir oyuncu. Orta saha oyuncusu. Abdurrahman sağ beke geç sen yaparsın dedik. Orada Abdurrahman'ın neler yapacağını biliyorduk. Oradan başladı. Geçen sene Bal Ligi'nde bizimle şampiyon oldu. Lig bittikten sonra çok isteyen kulüp oldu. Abdurrahman Üres'in şu anda da çok ciddi kulüpler istiyor. Genç oyuncular eğer ki o formanın hakkını verebilecek olduktan sonra bütün takımı genç oyuncularla oynamak isteriz. Biz altyapıya da önem veren bir kulübüz. Yeter ki genç oyuncular biz o formayı verdiğimizde o kendileri istekli ve gelişime açık olsunlar. Biz onlara bu formayı vermeyi, gençlerle devam etmeyi çok istiyoruz. Tabii ki ligin de bir kriteri var. Onlar da buna uyum sağlamalı, katkı sağlamalı. Gençlerle iyi şeyler yapılıyor. Baktığımız zaman Mehmet Kaan da genç oyuncu statüsünde ama biraz 20 yaşının üzerinde. Tabii 23 Yani yaşında. onlar yeter ki bizim verdiğimiz formayı bırakmasınlar. Biz diyoruz onlara, hocam Galip hocam da muhakkak ki çok tecrübesi var. Bu formayı biz vermiyoruz. Siz bizden alın ve devam ettirin diyoruz. Hocam Yani sizde Bilal Budak. Sonuçta geçtiğimiz sezon Çankaya Futbol Kulübü ile kümede kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezonsa bambaşka bir senaryo var. Mesela son maçta da müthiş bir gole imza attı. Açıkçası şunu da söyleyebilirim ki Bilal'le alakalı kaleye vurmaktan çekinmiyor. Çok seviyor. İçeriye kat etmeyi çok seven bir oyuncu. Sürekli bir yani o altı pasçı veya ceza sahası içinde golle buluşmaya yakın ve bunu da arayıp kollayan bir oyuncu. Neler söylersiniz genç oyuncular hakkında? Şöyle de son sorumda şunu sormuş olayım. Sizce genç oyuncular belirleyecek mi bu finali? Kesinlikle genç oyunculara her hoca onların performansını iyi bekleyip her hoca şans vermek ister. Ben şöyle diyorum genç oyunculara. Genç oyuncu olabilirsiniz ama performansınız tecrübeli olsun. Benden her zaman formayı alırsınız diyorum. Bilal de bunlardan birisi. Bu grubun belki de en genç takımlarından birisiyiz. 21 veya 22 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Bizde 2-3 tane daha öyle oyuncular var. Gençler ama hepsinin performansı tecrübeli performansında. Bilal'in de bu sene müthiş bir çıkışı var. O çıkışıyla bizim takımımıza da çok puanlar kazandırdı. İnşallah çarşamba günü de aynı şekilde bu çıkışını devam edecek. Bu takımın bir üst lige çıkması için elinden geleni yapacak. Genç oyuncuları şu şekilde kazanıyoruz bizler. Takım bütünlüğünü, saha içerisinde büyük küçük bütünlüğünü sağladığımız zaman gençler de abileriyle aynı performans çizdiği zaman büyüyorlar ve her zaman hedeflerine gidiyorlar. Ve bir de gençlere her zaman şunu söylüyorum. Bulunduğunuz yeri her zaman araç olarak kullanın. Aracınızı iyi kullanırsanız amacınıza her zaman çok iyi ulaşırsınız diyoruz. Ve ona göre de forma şansı veriyoruz oyuncularımıza. Peki hocam çok teşekkür ederim ikinize de yayınımıza katıldınız. Umarız dostça geçen, oyuncular açısından da dostça geçen bir mücadele olur ve seyir zevki yüksek olur. Hak ederin de üst lige çıktığı bir maç olur. Gönül ister ki bütün kulüplerimizi üst lige çıkartalım. Tabii bu bizim elimizde değil. Federasyonun elinde olan bir şey. Umarız ki hak edenler de yerinde olur. Çok teşekkür ederim hocam.
Biz teşekkür ederiz. Hocam başarılar diliyorum. Çarşamba Biz günü teşekkür görüşmek üzere. Apo teşekkür ediyoruz. ederim. Ben teşekkür ederim Görüşürüz hocam. çarşamba günü. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim babacığım. Hocam başladılar. Sağ olun Görüşmek hocam. üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Bu Görüşürüz. güzel program için de tebrik ediyorum. Sezon başından beri alt ligleri bu şekilde motive ediyorsunuz. Sizlerin bu motivesi hem oyuncuları hem de bizleri daha çok hedefe taşımak için bir ilkeli hale getiriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese. İyi Görüşmek günler. üzere. Hoşça kalın. Thank you.